Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne oldu? Niye hepiniz geldiniz? Kesin bir şey oldu. Anlatacağız. Kesin kötü bir şey oldu. Ali'ye bir şey mi oldu? Yok Derya teyze. Ali iyi, sesini de duyduk. İyi de. İyiyse niye kızların yüzü bu halde? Kötü bir şey olmuş Ali'ye. Derya bir sakin ol. Ali iyi. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Sanıyoruz ki belki yanında. İşte biraz tatsız. Belki telefonunu açmıyor. Ali'nin telefonu da sadece bizimle konuşmak için açıyor. Ya o da gerek görürse. Kenan var. Kapalı. Ne diyorsun? Biraz serinle değil mi? De bana mı öyle geliyor? Kapı açık o yüzden. Tamam. Sen çıkarken hatırlat bana ben kapıyı. Kapıyı. Boşuna uğraşıyorsun Berk biliyorsun değil mi? Hı? Ha? Arkadaşlarım ne emniyete gidecek ne de sen beni öldürebileceksin. Değil mi sen? Eminim. Eminim. Çünkü sen beni yaraladığın zaman ben senin o gözünün içindeki korkuyu gördüm. Korku değil, tereddüttü. Çünkü ben dedim ki şimdi ben bıçağı tekrar takıp Ali'yi gebertirsem. Ben Cemre'nin katilini asla bulamam. Nasıl bulacağım? Ya o an karar verdim diyebiliriz. Belki dedim şansım yaver gider. İşte aslında o andan beri ben bu anı hayal ediyordum. Neyse dur bakalım. Seninkileri arayalım da bir ufak hatırlatma yapalım. Evet. Hop. Siz nereye? Siz burada bekliyorsunuz. Biz emniyetten bir sonuç alınca size bildiriyoruz. Can burada mı kalacağız böyle? Evet burada kalacaksınız. Hayır bizden haber alana kadar hiçbir şey yapmayacaksınız kendi başınıza artık. Arap sen telefonu da ver bana. Seni oradan aramış olması delil bizim için. Ver bakayım. Hadi Önder. Ha Derya. Arıyor. Alo Berk. Berk bak şu anda oğlumu bırakıyorsun. Yerini söylüyorsun ve ben gelip alıyorum. Hemen. Yemin ediyorum bunlar aptalsınız. Vallahi aptalsınız. Ya hepsini toplasan bir hata etmez bak. Çok ciddiyim ha. Bak bana bak Berk. Emniyete gidiyoruz şu anda. Oğlumun yerini söyleyeceksin. Onu kılına zarar verirsen seni affetmem bu kez. Oğlumu sağ salim teslim edeceksin bana. Anlaşıldı mı? Tek bir çıkış yolu var. O da Zeyno ile Arap'ın gidip suçlarını itiraf etmeleri. Ve Cemre'yi kim öldürdüyse suçu kabul etmesi. Anne! İyiyim ben. Soğuk hava deposundayım ama iyiyim. Tamam, sakın gitmesinler polise. Ali'cim bak gelip alıyorum seni. Merak etme canım. Ali ne olur dikkat et kendine. Berk! Alo Berk! Arap da Zeyno da katil değil, anlamıyor musun? Yani bunun kararını polis verecek tabii, siz değil. Neyse, vakit daralıyor. Derya. Berk! Pişman olacaksın oğlum. Bak geleceğiz, Ali'yi kurtaracağız. Sen de çok pişman olacaksın. Kurtaracağız diyorlar. Hadi. Bak kurtaracağız diyorlar ya. Sen soğuktan donup ölen askerin hikayesini biliyor musun? Ben sana anlatayım da biraz bilgilen. Şimdi soğuk bir kış gecesi, kar tipi felaket. Şimdi, kral nöbet yerinden geçerken soğuktan böyle tir titreyen bir askeri görüyor. Diyor ki, sana seni sıcak tutacak palto ve bot getirmelerini söyleyeceğim. Sonra tabii kral ya. Unutuyor, çıkıyor aklından. Derken sabah oluyor. Ve soğuktan donarak ölmüş askerin cesedini buluyorlar. Yanında da bir tane not. Notta da şöyle diyor. Kralım, beni soğuk öldürmedi. Ben soğuğa alışkınım. Beni sizin
sıcak elbise vaadinizi öldürdü. Yani demem o ki, umarım verdikleri sözü tutarlar ve seni kurtarırlar anne. Pişman olacaksın belki. Pişman olacaksın. Senin bir süre buna ihtiyacın olmayacak, o yüzden ben de. Burası epey soğudu değil mi? Benim de elimin ayarı yok işte. Neyse ben şimdi dışarıdayım. Bir gelişme olursa sana haber veririm. Bu arada kapıyı açarsam ben kazandım. Kapıyı açmazsa sen kaybettin. Öyle. Daha önce dediğim gibi benim artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı kardeşim. Sen oğlum. Diyorum sana Tanrı. Oğlum bırakmasana gel. Berk. Açılmayacak. Açılmayacak. Sen babanı ara. Çıkarsın bizi buradan. O dediğin imkansız. Ne? Telefonum arabada. Arabada mı? Ne kadar vaktimiz kaldı bizim şimdi? Ver cevap versene oğlum. 10 dakika. Şimdi 9 olmuş olabilir. Senin yüzünden. Senin yüzünden biz burada öleceğiz belki. Öleceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.